Kadir gecesi anacığım. Kadir gecesi bir kurtuluştur anacığım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında anacığım Kur'an-ı Kerim Kadir gecesine inmiştir. Tam Kur'an ineceği günlerde anacığım, aylarda kardeşim Hira mağarasına zaten gidiyordu. Çünkü sokaklarda, onun bulunduğu ortamlarda kötülük vardı. Ne kadınlar kadınlar gibi görülürdü, ne anneler, ne erkekler. Küfür, zina, fuhuş, içki, kumar, yalan, birbirini kazıklama, tartıda yanlış yapma, esnaflık yok, ticaret, hepsi yalan dolandı. Bunu gören, daha o zaman İslamiyet gelmiyor. Bunları gördükçe yalnızlaşıyordu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yalnızlaştıkça nereye gidecekti? Gidecek hiçbir yer yoktu insanlar arasında. Dağa atıyordu kendini. Hangi dağ? Nur Dağı'na giriyordu. Hira mağarasına. Tam Kur'an'ın ineceği zamanlarda bu gitmeler çok sıklaştı. Çünkü dayanamıyordu. Kendini bir yere atmak istiyordu. Yalnız kalmak istiyordu. Çünkü sokaklar ona dar geliyordu. İnsanlar ona dar geliyordu. Kendini yalnızlığa adadı. Yalnızlığa adayınca gittiği zaman Hatice annemiz de evliydi. Hatice annemiz demedi. Ya senin ne işin var? Tek başına kaç haftalar dağlarda kalıyorsun? Demedi. Benim çocuklarım aç, susuz, sen gidip oralarda pinekliyorsun, oralarda geziyorsun demedi. Yemeğini hazırlıyordu, suyunu hazırlıyordu. Dağın bir köşesine kadar götürüyordu, yolun açık olsun diyordu. Ona tam bir huzur evi gibi görüyordu Hatice annemizi. Şimdiki kadınlarımız mesela, kocalarımız, eşlerimiz, bizler camiye gittiğimizde dur nereye gidiyorsun? Bana hiç vakit ayırmıyorsun. Sevdiklerimize vakit ayırmıyorsun diyor. Sohbete bile izin gitmemize izin vermiyor. Kur'an öğrenmemize vesile olmuyor. Ama Hatice annemiz hiç öyle bir şey yapmadı. Yolun açık olsun diyordu. Çünkü bir dergâhtı Hatice annemiz. Ona yol veriyordu. Tam son zamanlarda ilk bir ay, iki ay tamamen eve gelmemeye başladı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü dar geliyordu sokaklar, insanlar onu anlamıyordu. O yalan, o pislik, o yalancı ortamlardan kurtulmak istiyordu. Tam gittiğinde işte yine böyle pazartesi günde, yine bir Kadir gecesinde Cebrail insan suretinde oku diyordu. Az önce annemiz okuduğu gibi Alak suresi, ikra diyordu. Ben okuma yazma bilmem diyordu, oku diyordu sen. O şekilde Kadir gecesi gerçekleşti. Şimdi hepimiz bir pazartesi diyoruz, pazartesi gecesi, salı gecesi, bunlar bizim uydurduğumuz gece, insanların uydurduğu gece. Halbuki Kadir gecesi Allah'ın bizzat Kur'an'ında geçirdiği bir gecedir. İlk defa ve tek bir surede Kur'an kelimesi, Kur'an-ı Kerim kelimesi geçiyordu. Ne diyor? İnna zennehu fî leyletel kad. Biz Kur'an-ı Kerim'i Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesi nedir bilir misin? Kadir gecesi 1000 aydan bile daha hayırlıdır. Şimdi bakıyoruz bir yılda 12 tane ay var. 1000 ayı hesapladığımızda 83 yıl yapıyor. Bakın bu gece 83 yıldan bile daha önemli. Bak en büyük annemizin yaşı 50 yaşında. Daha 33 sene var ona varması için. Demek ki neymiş? Bu geceyi layıkıyla ihya etsek, layıkıyla birbirimize sarılsak, layıkıyla ana baba duası alsak, eş dost hatıra alsak, eşimize, çocuğumuza sahip çıksa, bu geceyi düzgün bir şekilde geçirsek sanki 83 sene ibadet etmiş gibi oluruz. Ondan sonra diyor 1000 geceden daha hayırlıdır. Bu gece diyor melekler ve Cebrail Allah'ın izniyle yeryüzüne iner. Her sokaklara iner, her şehre iner. Bakar hangi evin ışıkları yanıyor. Işık yanınca ibadet mi olduk zannede? Hayır. Bakıyor o ışıkların içinde, o evlerin içinde ne oluyor? Allah lafzı geçiyor mu? Allah diyorlar mı? Resulullah'tan bahsediyorlar mı? Namaz kılıyorlar mı? Melekler böyle yeryüzüne iniyor. Tam ne zamana kadar? Bu gecenin sabahına kadar. Tam gün ağarıncaya kadar. İşte biz bu Kadir gecesini lakile ihya etsek, birbirimize sarılsak, kendimiz için istediğimiz bir şeyi Allah rızası için, kardeşimiz için de istesek hepimiz kazanacağız. Belki dualarımız niye kabul olmuyor? Hep kendimiz için, istediğimiz için. Mesela annem benim için istese, ben annem için istesek Allah daha çok icap edecek, daha çok kabul edecek belki. Hem ikimizin işi de rast olacak. Ama bizler ne dua etmeyi biliyoruz, ne doğru düzgün namaz kılmayı da. İnşallah bugün bizim için bir milat olsun, gecemiz için bir milat olsun. Bu kıldığımız tesbih namazları, bu kıldığımız teravihler, bu kıldığımız namazlarımız inşallah gelecekteki ömrümüze hayırlı bir yol olur. Gelecek sene eksiktik,
daha çok cemaatimiz çoğaldı bu sene. Belki gelecek sene daha çok azalacağız veya daha çok çoğalacağız. Bu günlerimizin kıymetini bilmemiz lazım. Bu aylarımızın, bu gecelerimizin kıymetini bilmemiz lazım.